Beyaz TV ekranlarından herkese merhabalar efendim. Yine harika bir program hazırladık Söz Sende ekibi olarak sizler için. Değil mi Şafak'cığım? Kesinlikle her hafta olduğu gibi bu haftada çok güzel konuklarımız var. E, hiç vakit kaybetmeden ilk konumuzla başlayalım bence. Evet Beyaz TV ekranlarında doçent doktor İlhami Gültepe efendim dahiliye uzmanı bizlerle beraber Söz Sende programında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Hocam ilk olarak diyabeti konuşmak istiyoruz. Yani e, şunu şu, sormak istiyorum öncelikle. Diyabet genetik midir? Diyabet genetik yatkınlığı olanlarda daha çok görülür. Ama tek başına genetik bir hastalıktır diyemeyiz. Genetik yatkınlığı olanlarda daha çok görülür. Hı hı. Yani genetik yatkınlığı e, olmadığı halde çok kilo alanlarda diyabet olabiliyor. Ama diyabet yatkınlığı olan, genetikten dolayı yatkınlık olanlarda az miktarda kilo alsa bile diyabet daha çabuk daha erken ortaya çıkabiliyor. Evet. Peki hocam diyabet sıklığı bu özellikle son zamanlarda neden bu kadar arttı? Diyabet sıklığı modern çağın hastalığı. Bundan e, 24 sene önce yurt dışında Çinli bilim adamlarıyla bir görüşmüştük İspanya'da. Bizde diyabet sıklığı %1'in altındaydı dediler bundan 30 sene önce falan. Evet. Sonra bunlar bir açıldılar biliyorsunuz bir Tiananmen meydana olayı oldu. Ve bunlar dünyaya açıldı. O fast food'lar girdi. Ee, şekerli içecekler, kolalı içecekler geldi. Hı hı. Bunlar da obezite sıklığı arttı. Diyabet sıklığı onlarda da giderek arttı ve dünya e, standartlarını yakalamaya başladılar. Yani yüzde onların onlara yaklaşmaya başladılar onlarda. Bu yüzden diyabet sıklığı aslında modern çağ hastalığı. Yeme alışkanlıklarımız, e, lifli gıdaları az tüketmemiz, hızlı yemek yememiz. Çünkü hızlı yemek e, kilo almaya sebep oluyor. Neden kilo almaya sebep oluyor hızlı yemek yemek? Ee, çünkü tokluk merkezinin yani mideye gıdanın girdi, girmesinden itibaren tokluk merkezinin uyarılması 12 ile 20 dakika arası. Bu 12 ile 20 dakika arasında siz 5 tabak da yiyebilirsiniz. Tek tabak yiyerek de doyabilirsiniz. Yemeği yavaş yemek lazım. Salata tüketmiyoruz. Lifli gıdalar tüketmiyoruz. Hazır e, yiyecekler tüketiyoruz. İşlenmiş gıdalar tüketiyoruz. Ve bunlarda da lif oranı az. Karbonhidrat olan oranı fazla ve direkt kana karışmasına müsait gıdalarımız var. Onlar da kilo almamıza sebep oluyor. Gebelikte mesela diyabeti olanlar ileride diyabet hastası olurlar. Gebe annenin çocuğu diyabet hastası olur. Hareketsizlik. Çünkü hareket insülin direncini kırar. Zaten diyabetin temelinde, tip 2 diyabetin temelinde insülin direnci sorunu var. İnsülin direncini arttıran sebeplerin başında da hareketsizlik, lifli gıdalar yemek ve özellikle göbek çevresinin büyümesi. Evet. Göbek çevresi diyabette kilit rol oynuyor. Normalde göbek çevresinin kadınlarda 80'in altında, erkeklerde 94'ün altında olması lazım. Ama 88'in üzerine ve erkeklerde de 102'nin üzerine çıktığı zaman artık biz onu obez sınıfında kabul ediyoruz. Ve orada insülin direncinin ne sebep olur? Göbek çevresi çok çok önemli. O zaman göbek çevresindeki yağ dokusuyla evet. alakası. Ne kadar kalınsa göbek o çevresi kadar, ne kadar kalınsa, şeker hastalığı riski vardır. Evet. Şeker hastaları bal tüketebilir mi diye bir soru var efendim. Evet e, bu konuda e, yapılmış araştırmalar var. Bal, gerçek bal, doğal bal olmak şartıyla bu piyasadaki sahte ballar değil. Gerçek bal olmak şartıyla yapılan araştırmalar gösterdi ki bir çorba kaşığı kadar bal tüketmek... E, bırakın e, kilo almayı ya da diyabet e, riskini arttırmayı tam tersine içindeki o e, faydalı maddelerden dolayı zayıflamaya yardımcı olduğu ve aynı zamanda diyabeti kontrol altına almaya şekeri azalttığı görüldü. Tabii. Peki hocam biraz önce bahsettiniz hızlı yemek yemekten evet. e, hızlı yemek yiyen insanlarda başka ne tür hastalıklar veya rahatsızlıklar olabilir? Bu da biz. Yani biz çok hızlı yemek evet. yiyoruz çünkü sürekli bir şeye için yayına yetiş, işe yetiş, <laughs> çekime yetiş tabi. sürekli hızlı yiyoruz. Tabi. Ben kilolu e, hastalarıma hemen şey diyorum yemeği yavaş yiyin. Hocam hızlı yediğimi nasıl anladınız diyor. Hızlı yemek yemek e, kilo almaya sebep oluyor ve kilo almanın en önemli sebeplerinden bir tanesi. Ama tek başına kilo almaya sebep olmuyor. Şişkinliklere sebep oluyor. Hazımsızlıklara sebep oluyor. Doğru. Evet. Refliye sebep olabiliyor. Peki tuzlu yemek yiyenler obez olur mu diye bir soru şimdi, var efendim. Şimdi tuz daha çok hipertansiyona sebep olur. Obeze, obezite için 3 beyaz hani deniyor ya. Obezite e, şimdi şöyle hipertansiyon insülin direncini arttırır. İnsülin direnci de obeziteyi arttırır. Hmm. Yani bunlar birbirlerini besler. Kısır bir döngü oluşur. Tuz, aşırı tuz alımı tansiyona sebep olur. Tansiyon hmm. da insülin direncini arttırdığı için dolaylı yoldan böyle bir şeye sebep olabilir. Evet. Aslında düşündüğümüzden daha tehlikeli çünkü fazla tuzun vücutta su tabii. tuttuğu söyleniyor. Evet. Yani evet. su tutuyor canım fazla bir zararı yok ama tabii. zararı düşündüğümüzden e şimdi, tabii çok daha büyükmüş. Şimdi tabii yani e, hipertansiyona sebep olduğu bilinen evet. bir gerçek. E, bunun e, rolünü e, inkar edenler, e, hafife alanlar çıkabiliyor. Evet. Yapılmış binlerce çalışma var. Yani bunlar bunu da göz ardı ettiğimizde bilimi de göz ardı etmiş oluyoruz. Peki, Peki. hocam e, laktoz intoleransı nedir? Laktoz intoleransı... Vücutta glikoz şeyi aldığımızda laktoz, süt teki evet. e, glikoz ve galaktozdan e, oluşan bir e, maddedir laktoz. Süt şekeri değil mi? Süt bu? şekeri. Evet. Hmm. Bu e, laktaz enzimi aracılığıyla e, lak, e, maltoza ve glikoza e, dönüşür. Laktoz tek başına emilemez. Yani e, emilebilmesi için disakkarittir. İçi Monosakkaride yani iki şekere ayrılması lazım. Bunlar da kolayca kana karışır. Biz laktoz e, enzimini laktazla laktaz parçalıyor. Bu bebeklikte zirve düzeydedir, İlk iki yaşta. Çünkü annesi Evet. İki yaştan sonra giderek azalır. Fakat e, bölgeden bölgeye de farklılık arz ediyor. İskandinav bölgelerinde, İskandinav ülkelerinde laktoz intoleransı yüzde üç. Almanya'da yüzde on. O da göçlerden dolayı. Bizde kaç biliyor musunuz? Asya'da ve Afrika'da. Yüzde doksan. İnanamıyorum. Çeşitli derecelerde yüzde doksan. Bu bilimsel bir gerçek. Bu nedenle bizim toplumumuz süt içtiği zaman şişkinlik hisseder. Hazımsızlık hisseder. Ama daha ileri safhalarında ihsal de olur. Nasıl? Şimdi laktoz parçalanmayınca hı hı. E, barsa geçer. Kalın barsa gir. Orada suyu çeker. Suyu çektiği için ihsale sebep olur. Hı. Ve laktoz parçalanmadığı için bağırsağa geçtiğinde o faydalı o bakteriler onu parçalamak zorunda kalır. Parçalar. Parçaladığında da gaz açığa çıkar. Hazımsızlık, şişkinlik, soğuk kramp. Sütle, soğuk sütte özellikle soğuk süt içildiği zaman böyle bir etki yapıyor diye biliyorum. Daha çok yapar ama olayın soğuk sütle çok şeyi yok, ilgisi yok. Laktozla ilgisi Anladım. Arkadaşlar. Laktozu glikoz ve galaktoza ay ayıştırırsak yani laktazlı sütlerle laktazla tanıştırırsak o zaman bu şişkinlikler olmaz. Ya da süt içmeyeceksiniz. Bu yüzden şimdi Batı toplumunda sütlü tatlılar çok fazladır. Sütlü yiyecekler çok fazladır. E Bizde insanlarda süt rahatsızlık meydana getirdiği için çok tüketimi evet. yoktur. Evet. Peki laktoz intoleransının olup olmadığını hangi testle anlıyor kişi? Testlerimiz var ama sadece sadece biz muayenede evet. ve hastanın şikayetinden bu tanıyı koyuyoruz. Ve laktozsuz sütlerle de zaten... Şikayetleri hmm. geçiyorsa hiç o pahalı ve zahmetli testlere girmeden sizde laktoz intoleransı var diyoruz. Ha, bu testler pahalı ve zahmetli. Yani gerek de yok. Evet. Hmm. E, şey yapmak lazım, test yapmak lazım. O testleri yapmaya gerek yok şimdi uzun da anlatmaya gerek yok. Hı -hı. Hı -hı. Çok basit bir şekilde muayenede e, laktoz intoleransı olduğunu anlıyoruz. Laktaz enzimi olmuş Sütlerle e, beslenmesini, tüketmesini öneriyoruz. O zaman da laktoz intoleransı. Şikayetleri geçiyor, şişkinlik, hazımsızlık, bazılarında ishal, çok kötü olanlar oluyor. Bir de laktoz intoleransının dereceleri var. Hafif laktoz intoleransı olanlar var, çok fark etmeyebiliyorlar. Ama hmm. az çok e, toplamda yüzde doksan'a varan bir laktoz intoleransı var bizim toplumumuzda. Ben de var mesela, ben laktoz tüketemiyorum. Bu kadar. Peki e, diğer bir konu merak ettiğimizde şu tuz meselesi. Evet. Bu kaya tuzu, kaya tuzu, kaya tuzu sürekli söylüyorlar. Öneriyor musunuz hocam? Şimdi bu konuda. O kadar çok soru geldi ve o kadar çok bilgi kirliliği var ki. Evet ya. Çok araştırdım. Çok okudum. Kanada'dan Amerika Üniversitelerine kadar. Çin'den Hindistan'a kadar. Tansiyon'a kadar. Şimdi ee, kaya tuzu dediğimiz yüzde %96 bazen de %98 sodyum klorür. Bizim so sofra tuzumuzda da yüzde %96-98 sodyum klorür var. Evet. Yani adını doğru koymak lazım. İkisi de sodyum klorür. Yani ikisi de aynı o zaman. Aynı. Yani birini zararlı değil e, e, demek yani çok büyük hatadır. Bunu kim ders edisi? Kaya tuzunda iyot mu yok? Tam ona geleceğim. Şimdi e, bundan 50-60 sene önce bütün dünya gördüler ki iyot. Çünkü topraktan iyot alamıyoruz, hı hı. yeni besleme tü, e, tarzımızda iyot alamıyoruz. O zaman e, bu sofra tuzlarına iot eklendi. Evet. Bizim de e, Türk gıda kodeksinde 40 mikrogram e, iyot konulması zorunlu. Bizimkiler 45 mikrogram koyuyorlar. Hı. Bizim günlük tuz tüketimimiz ne kadar biliyor musunuz? Daha önce daha fazlaydı 14-16 miligramdı gramdı. Hı hı. Şimdi 10 10 grama düştük. 10 çarpı 45 eşittir 450 mikrogram. Bizim günlük e, iot ihtiyacımız 150 mikrogram. Yani biz aslında. Peki fazla iot ne oluyor? Türetilen bezin aşırı çalışması. Var. Zararlı. Çok zararlı. Aşırı çalışmasına sebep oluyor. Nodül varsa, Tabii, hı. onun hı -hı. kanserleşmesine, büyümesine sebep olur. Şimdi hocam e, konuyu biraz da demir eksikliğine getirmek <laughs> istiyorum. Kansızlıkla e, bağlayanlar var, bağdaştıranlar var. Kansızlık olmadan demir eksikliği olur mu vücutta? Evet, olur. Şimdi bu daha çok kadınlarda gördüğümüz bir durum. Kadınlar evet. her ay kan kaybediyor. Evet. Ve e, kimisi gidip tedavi oluyor. Kimisi tedavi, e, hekime gitmeden demir takviyesi alıyor. Ama bunlar çoğu zaman yetersiz kalıyor. Kan tahliline bakıyor. Hemoglobin dediğimiz e, işte e, e, kan e, hücre miktarı e, normal sınırlarda olduğu zaman benim kanım normal diyor. Ama halsizlik var. Bu halsizlik Yapılan araştırmalar hiçbir kansızlık olmadığı halde e, demir eksikliği olanlarda halsizlik ve yorgunluk şikayetlerinin çok çok daha fazla olduğu. Hatta ileriki yaşlarda yaşlılarda bu demir eksikliğinden dolayı kalp yetmezliği ve diğer bazı problemler ortaya çıktığı görülüyor. O nedenle eğer demir eksikliği varsa bunu hafife almamak lazım demir evet. takviyesi almak lazım. Kan tedavisi oldunuz e, kanları normal seviyeye getiriniz evet. depoları doyurmak lazım. Depoları doyurmazsanız tekrar boşalacaktır. Bu yüzden mesela işte serumlarla demir takviyesi alıyor. Normal seviyelere geliyor ama 3-5 ay sonra tekrar kansızlık oluyor. Bıktım artık bu kadar kan ilacı kullanmaktan ya da sürekli kansız olmaktan diye gelenler var. Ama bunun sebebi dediğim gibi depoları doldurduktan sonra özellikle adet dönemlerinde demir takviyesi almalarını öneriyorum. Şimdi de, özür dilerim depoları doldurmak derken doğal yöntemlerden mi bahsediyorsunuz? Peki, Yoksa... Doğal yöntemlerle demir e, çok eksikliğini doğru. gidermek çok, çok zor. Doğru. <laughs> demir, çok doğru. Bunu yaşayan biri çok olarak hocam doğru. müdahale evet. ettim konuya ama. Yaşayan mu? birisiyle <laughs> Aynen, Olması evet. iyi oldu. O biraz Gerçekten e, şu, bir de e, demir eminim problemi var toplumumuzda. Yani siz bazen ağızdan aldığınız halde çok faydalı olmuyor. Evet. Gıdalarla da çok e, etkili olmuyor. Çünkü kaybediyor özellikle kadınlarda bu kan kaybı her ay olduğu için Takviyeye mutlaka ihtiyaç var. Bazen takviyeyle bile oldu. olmuyor. Yani hmm. bazen De, hani yüzden, serum takviyesi veriyorlar. Ee, ablam çünkü alıyor şu sıralar çok ciddi bir demir eksikliği var. Se, yani serumla bile toparlayamıyor onu hani. Evet çok, o çok zor. O yüzden bunun hesabını yapıyoruz. Mesela işte tek bir serum aldım iyi geldi. Bazen tek bir serum yetmeyebiliyor işte. Onu hekim belirleyecek. Tabii. Hayır bir değil sizin 3 serum almanız gerekiyor. Ama birazcık da hemoglobin seviyesiyle de... Hem da, hemoglobin anlamıyor. seviyesini iyi gördüğümüzde tamam senin kanın iyi diyebiliyoruz ama o yanlış yapılıyor. Bir de e, demir demir bağlama ferritin düzeylerine de bakmak feritin, lazım. Evet. İyi bir seviyeye getirdiğimizde o zaman tamam senin durumun iyi. Ama bu şimdilik iyi. E, kan kaybeden birisi için bunun önüne geçmek için koruyucu olarak adet dönemlerinde özellikle demir kullanmalarını öneriyor. Hep, Hep takviye gerekiyor. Hep takviye her zaman. Peki, e, takviye demişken hocam vitaminler çok önemli. Evet. E, ben de çok seviyorum benim yakın çevrem bilir. E, o vitaminlerle tabii ayakta duruyoruz. Peki olmazsa olmaz vitamin hangileridir? Bir kere e, D vitamini eksikliği çok çok önemli. Onu alıyoruz bir kere. D, D1, işte evet. K, D ve evet. K vitaminlerini zaten alıyoruz. E, toplumumuzda e, aslında bütün dünyada D vitamini eksikliği var. Çünkü insanlar eskiden yürüyerek hareket ediyordu. Ya da at sırtında gidiyordu. Tabii. O gittiğinde güneşi alabiliyordu. Hayvanlar bile artık e, ahırlarda güneş görmeden besleniyor. Çünkü bizim hayvansal evet. kaynaklarımız da artık D vitamini fakiri. E, güneş kremi kullanıyoruz. denizi kenarına gidiyor. Güneş kremi kullanıyor. Faydası yok. Camın arkasında ya da arabayla seyahat ediyorsunuz. Çok güneş aldım. Cilt esmerleşiyor ama... D vitamini alamıyorsunuz. Çünkü D vitamini için gerekli olan ultraviyole ışınları direkt camdan geçemiyor. Evet. Bu nedenle demir tak şey D vitamini takviyesi almak çok çok önemli. Peki A yaz kış mı? Yani sürekli evet. mi almak Şimdi, lazım yoksa belli bir e, üç 3 ay böyle bir blok mu yapmak lazım? Bu konuda e, çok dikkat ettiğim bir şey var. İşte Yaz sonunda tatilden dönmüş bir işte kontrol maliyetinde gelen e, hastalarım oluyor. Tahlillerini yapıyoruz. D vitamini düşük. Hocam ben yaz boyunca e, deniz kenarındaydım. Her zaman olmayabiliyor. Bir de e, şimdi mesela de, güneşe ne kadar maruz kalmak diye biliyorsunuz, lazım gelir diye biliyorsunuz. Mesela İskandinavlar 15 dakika kaldığında açık tenli olduğu için melanin az olduğu için hı hı. 15 dakika onun güneş alması için yeterli. Zaten eller ve yüz e, fayda etmiyor kolların üst yüzü ve bacakların dizden aşağısı kısmının e, güneşe alması önemli. Hmm. E, bunu ben güneşte 3 e, ay boyunca kaldım. Bu e, her zaman mümkün olmuyor. Derimiz bazen D vitamini üretemiyor. Yani yetersiz üretiyor. Üretiyor da yetersiz üretiyor. Elbette ki o deniz kenarında geçirdiği sürenin ve güneşlenmesinin faydasını görmüştür. Bir, bir, de onu görmesen neler olacak? Ama Çok yeterinden az görmüştür görmüş. Evet. O nedenle tetik yaptırmak lazım. Ve D vitamin düzeylerini çok iyi seviyelere çıkarmak lazım. Laboratuvar sonuçlarına baktığınız zaman referans aralıkları o kadar düşük ki biz o D vitaminiyle ile çalışsak birçok insan halsiz, yorgun ve D vitamin eksikliğinden kaynaklı birçok sorunlar ortaya çıkacaktır. Bunun için biz onu o referans değerleri artık e, çok 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 eskidi. Umarım gün değiştirirler. Ee, biz onları e, ölçü almıyoruz. 30 üzerine normal diyor. Görmüşsünüzdür referanslar olarak. Evet. Ee, biz e, 80'ler, 70'ler, 80'ler, 90'lar bunlar bizim için iyi rakamlar. 100'ün üzeri toksik sınırı deniyordu. Artık 120'lere kadar çıktı. 120'lerde bile e, bir sorun olmuyor. Toksisite sorunu ortaya çıkmıyor. O nedenle D vitamini takviyesi, Takıldık D vitaminine, sonra diğer vitaminlere vakit e, e, gelmedi. Ama D vitamini çok çok önemli çünkü toplumun büyük çoğunluğunda D vitamini eksikliği söz konusu. Peki C vitamini, B vitamini hakkında Şimdi, neler Şimdi C vitamini ve B vitamini, B12 vitamini. B12 yani. E, Eminin bozukluğu olanlarda çok önemli. Eminin bozukluğu olanlarda ne verirseniz verin, hapın alsa bile e, ya da doğal e, beslense bile. Ee, vegan değildir ama kırmızı et de yiyor ama B12 vitamini eksikliği var. E çok örneklerini gördüm. E, B12 vitamin eksikliği o kadar önemli ki. Tabii. ölümcül sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. B12 vitamin eksikliğinden dolayı kan hücreleri üretilemediği için öldürücü anemiler ortaya. Megaloblastik anemi dediğimiz B12 vitamin eksikliğine bağlı olarak Vitamin eksiklikleri ortaya çıkabiliyor. Sinirlerde uyuşma, umutkanlık, beyin e, e, sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle B12 vitamini çok çok önemli. C vitamini e, doğal olarak almakta fayda var. Bu e, haplarla veya diğer e, e, takviyelerle C vitamini almaktansa bizim e, Akdeniz ülkesiyiz. Portakalımız, limonumuz, mandalinamız bunlar hepsi C vitamini kaynağı. Onu doğal olmakta olarak almakta fayda var. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkürler. Ederim. Çok e, güzel ve e, çok böyle bizi aydınlatan bir evet, çok, e, şey çok iyi oldu sohbet çok oldu. Özellikle <laughs> benim için. Evet, Aynen ederim. kesinlikle. İyi Umarım ki geldiniz olamıştım. hocam. Sizi ben yeniden sağ olun. ağırlamak isteriz. Çok sağ olun. Efendim Beyaz TV ekranlarında doçent doktor İlhami Gültepe, dahiliye uzmanı kendisi bizlerle beraber de Söz Sende programı devam edecek. Evet Beyaz TV ekranlarında müzikle devam ediyoruz. Bugün müzik dünyasının sevilen ismi Burçak Güneş bizlerle beraber. Verdiği konserler, söylediği şarkılar ve besteleri ile tanınmış birisiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş geldiniz. merhabalar. Çok güzel görünüyorsunuz Teşekkür ediyorum, siz de öyle. Teşekkürler. Sizler, teşekkürler. teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz efendim, ee, izleyicilerimiz de tanısınlar? Yani Burçak Güneş dedim yani. E, kaç çok, yıldır müzikle uğraşıyorsunuz, he, kaç e, Ben Bayağı bir oldu, 20 yıl falan oldu. Ee, okulda hocalarım keşfetti benim sesimi. Müzik derslerinde hocalar toplanırdı bana şarkı söyletirlerdi. Aynen güzel. Ara derslerde falan. Ee, sonra müzik eğitimleri aldım 3 yıl falan sonra kendimi sahnelerde buldum yani. Bayağı bir turneler Avrupa'da falan. Kaç yıldır sahnedesiniz? 20 20 yıl falan, 21 yıl falan oldu. Harika. Ciddi bir zaman deneyimli sahne şarkıcılığınız var. Var. E, müzik dünyasına nasıl girdiniz? Anlatır mısınız? Ya, ya ben ilk adım nasıl ben, oldu mesela? Ben eee ilkokul 3. sınıftan beri şarkı okuyorum. Beni hocalarım itti yani. Şöyle e, Kadınlar Matinesi'nde başlamıştım, hı hı. amatör olarak. Ee, sonra işte ders almam gerektiğini söylediler. Sonra yapımcılar tarafından keşfedildim, işte duyuldu. O şekilde ilerledik. Güzel de ilerliyoruz yani şu anda. Harika. Ne güzel. Peki, e, sizi neler hissediyor, hissettiriyor sonrasında bu yazdığınız şarkılar ve o şarkıları söylemek? Kendi şarkılarınızı yazıp söylüyorsunuz. Kendim de sana. var, evet. E, yani çok güzel yani değişik bir duygu ya bunu sadece besteci arkadaşlar yani biz duygusal insanlarız. Yani ne bileyim rüya görüm veya işte bir arkadaşımın e, böyle bir şeyler anlatıyor. Ben onu kafamda kurguluyorum e, yazıyorum yani o an ne gelirse onu yazıyorum. Yani. Harika ve onu söylemek evet. de insana tabii ki Tabii ki bir... Doğuştan sanatçı olunur ya sonradan Yok. olanlar yani e, maalesef piyasada yoklar diyelim. Biraz da şey oldu. <laughs> <Yani gülüyor> doğru payı <laughs> var. Peki e, keşke şu isimde şarkımı söylese dedikleriniz var mı? Benim mi söylemek istedim? Hayır. Sizin <laughs> yazdığınız <Senin> şarkını, şarkılarınızı. <laughs> Bak, hani şu söylese dediğin. <laughs> evet, şu sanatçı söyleseydi. var mı? Yani Sezen Aksu diyeceğim ama. Yani onun üstüne yani bilmiyorum tanımıyorum ben kimse yani. Çok isterdim onunla bir düet yapmak veya benim şarkıma eşlik etmesini çok isterdim. Çünkü onun şarkılarıyla büyüdük biz. Yani ne bileyim çok seviliyor, çok seviyoruz. Örnek aldığımız bir sanatçı. Aslında girip kapısını çalıp e, şarkını dinletebilirsin ve hani neden olmasın? Ya biraz şey oluyor bizde hani ne o usta yani acaba diyoruz, acabalarda kalıyoruz. Yok <laughs> Sezen Hanım... E, çok iyi bir insan. Herkese kapısını hı. açan ve e, son derece e, zaten mütevazi kişiliğiyle tanınan evet, bir isim. çok sağ ol. Çok daha kıymetlidir aslında böyle... Çok... ...gidip kapısını çalsam ve bu şarkıyı size dinletmek istiyorum desem belki olabilir bence çok, çok sıcak yaklaşabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Peki, ee, peki nasıl çıkıyor bu şarkılar? Bu şarkılar işte <laughs> üretiyoruz. Yani e, sevildikçe tekrarını getiriyoruz. Ne tetikliyor mesela yazıları? Yani hani tamam az önce söyledin... bir arkadaşımın anlattığı bir hikayeyi kafamda kurguluyorum dedin ya da hani sana ilham veren başka neler olabiliyor? Ya çevresel şeyle de, e, şeyler de oluyor. Ne bileyim veya işte e, aşk yaşadığım insanla ilgili şeyler de oluyor. E, birleştiriyorum. Ne güzel. Yani. Harika. Şunu sormak istiyorum. <laughs> Hayranlarınıza iletmek istediğiniz özel bir mesajınız var mı? Onlarla olan bağınız hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, onlarla olan bağım şöyle benim pandemide yalnız bırakmadılar sürekli mesajlar geliyor işte Burçak Hanım ne zaman hani yeni konserleri çıkarsınız nasıl yok yani tekrar bir albüm bir single bekliyoruz hiç beni yalnız bırakmadılar hala devam ediyor çok teşekkür ediyorum kendilerine ee, sevgilerimi iletiyorum ee, bundan sonraki çalışmalarımda inşallah daha güzel bir e, yani değişik bir şey düşünür sürpriz olsun yani gerçekten. Sabırsızlıkla Benecekli. bekliyorlardır. Evet evet. Peki az önce e, düet yapmak istediğiniz Hı -hı. isimlerle alakalı Hı -hı. Sezen Hanım dediniz ama evet. başka var mı peki hayalinizde düet yapmak istediğiniz biri? <laughs> Jennifer Lopez diyor. Neden <laughs> olmasın? Hayat kurmak serbest. Hmm. Aslında benim hayalim e, şey ikinci hayalimi söyleyeyim yani e, Avrupa'da büyük bir konserde çıkmak yani ne bileyim. Hani olur mu olur belli olmaz. Nerede? Tabii tamam. ki yani Amerik hayal, hayal kurmakta sınırı biliyor. yok dediğim. Yani gibi. fark etmez yani ne bileyim kısmet kadar değil. Şimdi önünde bir Amerika turnesi var belki hani Amerika'da da eee evet, ekstramız şey. var doğru. Ama e, bilmiyorum işte nasıl ilerleriz bundan sonra hani konser biraz kısıtlama vardı. Şimdi e, tekrardan Hı -hı. inşallah yeniden başlayacağız. Hı -hı. O zaman şunu biz anlayabilir miyiz müzikle Hı -hı. alakalı en büyük hayaliniz e, Avrupa'da bir konser vermek mi? Evet. Ya aslında daha önce gittim ben konserlere Avrupa ama işte bir e, bu pandemiden dolayı bayağı bir şey olduk. Yani sahnelere karşı bir küslük mü yani bir şeylik oldu. İçimizde böyle bir şey kaldı yani ne bileyim. Hani tereddütteyiz yani. Çünkü her gittiğimiz yerde bir sorun çıkartıyorlar bir de ırkçılık olduğu için Avrupa'da. Hı hı. Yani öyle çok karşılaştım ben yani. hı. Mesela Londra'da falan, Hollanda'da oldu yani. Evet. Peki bundan sonra sırada e, neler var diye soralım. Hani konser ya da yeni bir e, iki, işte şarkı hazırlığındasın. Hı hı. İki şarkı hı. hazırlayacağını söyledin. E, peki albüm düşünüyor musun? Yani ya şöyle, aslında ben albüm. iki tanesini Türkiye'de bir tanesini Amerika'da hani <laughs> yapmayı düşünüyorum. Düşünüyorum hı hı. diye öyle olacak zaten. Hı hı. E, biz bunlar konuşuldu, yapıldı. E, sadece okumalara gireceğim. İşte sadece Amerika'da okuyacağımız şarkıda biraz İngilizce olacağı için ...hani onu kararlaştıramadık. Hmm. Gittiğim zaman orada okuyacağım. Biraz Avrupa'yı tarzı olacak. Eee yeni yani, e, Amerika'da yapmanızın sebebi ...tekno tarzı gibi böyle. Anladım. Biraz yani şarkının gençliğe. İngilizce olması mı yoksa orada ya bir Türkçe hali Ya biraz Türkçe de olsun dedim. Hani hmm. Türkçe de İngilizce ne bileyim Yunanca da olabilir mesela buradaki okuyacağım single'da Ne bileyim hani değişik olsun dedim. Peki o zaman şarkımızı bir alalım dinleyelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle çok güzel şarkı. Evet, Peki teşekkür ederim. E, son olarak şunu <laughs> sormak istiyorum. <laughs> Avrupa'da konser dedin, Amerika'da evet. proje dedin. Hani var, var. başka hayalin var mı müzikle alakalı ya da televizyonla alakalı hayalin var mı? Ya ben bir kısa dönem bir dizilere falan gidiyordum. diyaloglu kısa diyaloglu falan. Ama sonra şimdi sanat hani şarkı okumakla işte ne bileyim hani dizileri biraz bana şey ters geldi, bıraktım. Hı hı. Yani şimdi dizi oyuncularına saygısızlık oluyor dedim ya yani şimdi onların Neden gibi, öyle düşündünüz? Bizim sahne yani bizim şeyimiz farklı, alanımız farklı. Yani ne bileyim onlarınki de e, çok saygı duyulacak bir meslek ama hani bilmiyorum biraz şey geldi bana yani ben kendi dalımda hani ilerleyeyim dedim. Hı hı. Hepsi birbirine karışmasın. <laughs> Hı hı. Ya yetiştiremiyordum daha... ...şimdi dizi... E, ...işte yarın diziye gelin diyorlar... ...ben sahne almışım yani ekran var... ...veya konserim var olmuyor... ...şimdi zamansızlık bir problem olabilir evet. de... ...yani hı hı. E, bence... Bir denemeniz iyi olur diye düşünüyorum. Ya benim güzel Belki gidiyordu. Güzel bir dizi projesine yakışabilirsiniz. Git, ya gittim güzel gidiyordu ama şey olmuyor karışıyor yani şeyler tarihler uymuyor. Hı hı. Onların bana verdiği tarihte konser geliyor. konser iptal etsem olmuyor. Orada da sözleşmem var olmuyor. Ben en iyisi dizileri bırakayım kendi alanımda devam edeyim. Peki e, modayla yakından ilgileniyor musun? Moda <laughs> Vadıyla çok ilgilenemiyorum. Neden dersiniz? Yani çok karışık. Yani takip ettiğin ne bileyim modacılar var mı ya da e, Türk tasarımcılar vesaire var mı? Ya ben genelde Avrupa'yı hani tabii Türkiye'mizde de var güzel modacılarımız var ama hani genelde Avrupa tarzı şey yapıyorum ama aslında ben buraya daha şık. Gelmek istedim de böyle bir acele oldu her şey yok gayet çıksın gayet çıksın <laughs> ayakkabımı da Müzikle alakalı sözlerinizin arasında <laughs> e, bir şey dikkatimi çekti. Şunu evet. sormak istiyorum. Şunu anladım ki Türkiye'de en sevdiğiniz sanatçı Sezen Aksu. Aynen. Peki dünyada en sevdiğiniz sanatçı e, kim? Ya da hani böyle e, onun yolundan giderdim ya yani, ya da onun Beyoncé. Beyoncé. Ya yani onun tarzına yani. nesine ta tam olarak? Mesela nesine seviyorsunuz Beyoncé'yi? Ee, çok güzel yani nasıl sesiyle, sahnesiyle kıyafeti taşıması çok e, birbirleriyle böyle bütünleşmiş yani çok güzel. Kesinlikle özel üretim insanlar. Yani ama bu, gerçekten yani onlar o hali... Jennifer'dan daha başarılı yani bence Jennifer çok iyi ama ondan daha başarılı. Çünkü onlar Hı. inanılmaz derecede çalışıyorlar. çok çalışıyorlar. Yani, yani evlerinde konuda. bile e, Yapıyorlar yani spor yapıyorlar ben takip Sadece ediyorum. Sadece spor yani hani baştan aşağı eğitim hani çok. genel kültür yani hmm. A'dan Z'ye onlar bir yani bir paket aslında yani aynen. dünyaya sunulmuş özel paketler hani sesinden hani aslında her şeyle oturması kalkması her yemesi, şeyle eğitim ailesi aynen. çoluğu çocuğu hani giyimi kuşamı yani ciddi bir ekip işinin sonucu zor, çok zor. bir Jennifer Lopez hmm. bir Beyoncé oluşuyor yani hani Çok öyle şarkı. hadi biz şarkı söyleyelim diyerek <laughs> bir dünya yani. maalesef oluşuyor. Hatta bir dönem ece sen daha iyi bilirsin ee, benim bildiğim kadarıyla hani erke, Türkiye'deki erkek sanatçıların takip ettiği gerek moda <laughs> gerek tarz hatta klibin çekilme tarzı bile şekli bile senaryosu bile Justin Timberlake'di. Şu anki dönemi bilmiyorum ama Justin Timberlake bir ara yani hemen hemen bütün Türk Tabii. erkek pop sanatçılarının takip ettiği yani <laughs> bir klibi çıkıyor. ...bir bakıyorsunuz onun giydiği kıyafetler... ...bizdeki evet. sanatçılarımızda. De onlara, <gülüyor> <gülüyor> onlara da yakışıyor. şimdi Bizim sanatçılarımıza da yakışıyor. Evet çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ben teşekkür ederim. Renk Benim attınız. konuk aldığınız için. Rica ederim teşekkürler. Evet efendim Beyaz TV ekranlarında şarkıcı Burçak Güneş... ...bizlerle beraber de programımız devam edecek. Evet bu sefer Beyaz TV ekranlarında... ...söz sende programında... ...konuğum, partnerim Şafak Türkoğlu efendim... Son zamanlarda kendisi hummalı bir çalışma içerisinde. Benim sosyal medya hesaplarımdan da yakın yani takip edenler varsa kendisini ziyaretine Gidiyorum ve e, bunun ne olduğunu aslında kendisinden öğrenmek istiyorum. Çafak neler yapıyorsun bu aralar? Şimdi Ece öncelikle şunu söylemek isterim. Şu anda en büyük hayallerimden bir tanesine daha kavuştum. Hep senin konuğun olmak istemiştim. Aynen güzel. Konuk koltuğunda oturuyorum. En azından birebir. Daha ben seni konuk almıştım diğer partnerimle <laughs> evet. ama hani birebir konuk almak daha keyifli. Evet çok güzel oluyor. Şimdi. E... Bu dönemler gerçekten benim çok büyük çalışmalarım var İstanbul'un batı şehir semtinde hı hı. biliyorsun ben güzellik sektöründeyim güzellik salonları işletiyorum bir güzellik salonu açtık hı hı. o bölgeye hitap eden bir de o bölgenin çok büyük spor tesislerinin işletmesini aldık hı hı. şimdi bu yerlerdeki tadilatlar işte yeni elemanlar Derken gerçekten yani her günüm böyle dop dolu geçiyor. Biraz da yorucu oluyor. Peki tadilat çalışmaları bitince ne gibi hizmetler vereceksiniz tam olarak? Şimdi bizim tadilat çalışmalarımız özellikle spor tesislerimizde gerçekleşiyor. Şimdi bizim spor tesislerimiz o kadar geniş ki. Yani bir spor tesisi dendiğinde insanların aklına işte fitness, pilates gibi böyle 2-3 tane dal gelir değil mi? Mesela bizde e, fitness... Plates. Bunun dışında yüzme, futbol, kickbox, karate, hatta bale de koyacağız. Ne kadar güzel? O bölgeye vereceğimiz derslerle. Dans da gördüm ben. Hani da rumba, işte vesaire. Hani bir sürü, Zumba bir sürü... derslerimiz var. Dans evet. derslerimiz evet. Yani bu özellikle bayram. Sonra biz başlamak üzere plan yapmıştık hı hı. ve şu anda işte yeni yeni böyle başlıyoruz yeni hı hı. koyduğumuz şeyleri e, bayram öncesi biraz işte e, zorlanmıştık hı hı. ama insanlar şu anda sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar. Yani telefonlar ediyorlar, memnuniyetlerini dile getiriyorlar bizim orada olmamızdan ötürü. Ya bu bizi çok gerçekten mutlu ediyor. Valla ben yakın zamanda zaten e, tesisi gezdim. Evet. E, çok da güzel e, bir tesis olacak. Hani bittiğinde tam anlamıyla. Peki e, bunun dışında başka yerlerde de şubelerin olacak mı? E, gerek hani sporla alakalı ya da Hı -hı. güzellik merkezleriyle alakalı başka şube düşünüyor musun? Şimdi evet. Yani belli bir kafamda belli bir rakam var hı hı. mesela güzellik merkezleri alakalı rakam farklı hı hı. spor tesisleriyle alakalı rakamlar farklı o rakamlara ulaşana kadar ki bunlar çok aslında çok yüksek rakamlar çok büyük rakamlar değil hı hı. E, ulaşana kadar e, bu şubeleri açmayı e, planlıyorum Hani ben biraz da aslında e, şundan bahsetmek isterim. Benim Şimdi güzellik merkezlerinde e, gerçekten çok özel hizmetler yapıyoruz. Yani e, baktığın zaman İstanbul'da e, birçok yerde yapılan e, işlemler işte hı hı. E, lazer epilasyon, bölgesel incelme ki bölgesel incelmede özellikle bu e, yeni merkezimizde çok iddialıyız. E, neden? Çünkü biz e, şu anda e, pilatesle birlikte yapıyoruz bölgesel incelmeyi. yani o çok önemli. Çok tabii önemli. gelen danışanlarımıza pilates artı bölgesel incelme çok yakın zamanda da bir diyetisyen eşliğinde yani diyetisyen artı pilates artı bölgesel incelme şeklinde yapacağız. Yani sabah girecek öğlen böyle bir daha da bir incelmiş olarak çıkacak danışan. Çok kısa sürede. Yani şey çünkü sen de bilirsin bu bölgesel incelme yani güzellik merkezlerinde tabii cihazlarımız var. İnsanlar geliyorlar bu cihazlara giriyorlar. Evet tabii ki bir etkisi oluyor ama bunun yanı sıra buna ekstra olarak bir pilates ki çok önemli. Hani bunu da gerçekten çok iyi biliyorsun. İyi bir Tabii. pilatesçisin sen de biliyorum. Aynen. Pilates ve bir de buna işte diyeti eklediğimiz zaman sonuçlar inanılmaz hızlı derecede alınıyor Tabii. ve doğru alınıyor. Tabii. Yani hepsi aslında birbiriyle bağlantılı. Yani ve bir kere zaten bu işlere girdiğin zaman yani bölgesel incelmeye ya da genel olarak incelmek isteyen bir danışan e, hepsinden aslında e, faydalanmak zorunda. Yani sporunu yapmak zorunda. Tabii. Hani akabinde spor işte zaten en önemli şey tesisin içerisinde hepsinin olması. Tabii. Yani bu müthiş en bir şey. Yani, Danışan spora gidecek, sporunu yapacak ardından çıkacak güzellik merkezine Hı -hı. girecek. Güzellik merkezindeki cihazlardan faydalanacak. Hı -hı. Onun dışında mesela lenf drenaj gördümle işte spor sonrası mutlaka lenf drenaj zaten girilmesi gereken bir şey. E, vücuttaki ödemi atmak için. Yani hepsini uyguladığında gerçekten Hı -hı. muhteşem bir sonuç alınacağına ben eminim. Peki e, yani diğer yerlerdeki ya yani diğer merkezlere göre sizin merkezinizin hani farklarını saydın ama ekleyeceğin ne var? Diğer merkezlerden sizi ayıran nedir? <laughs> ayıran en büyük e, özelliklerimizden bir tanesi bizim e, estetisyenlerimizin çok kaliteli olması. Evet. Yani... E, Şimdi bu şu anlama gelmiyor hani izleyicilerimiz yanlış anlamasınlar işte e, bu kaliteli de diğerleri değil mi? Evet çok kaliteli estetisyenler var ülkemizde çok kaliteli güzellik merkezleri var. E, biz de ona hani aynı onlar gibi e, belki de onlardan bir tık ben çünkü çok titiz bir adamımdır bu konuda e, bir tık daha dikkat eden e, bir insanım buna. Bunun dışında şimdi bizim bazı kullandığımız cihazlarımız direkt ithal cihazlar hı hı. yani yurt dışından direkt olarak ithal ettiğimiz yani bazı programlarda görmüşüzdür yani Türkiye'de satılan cihazların çok büyük bir kısmı yurt dışından işte parça parça ithal edilip Türkiye'de birleştirilip satılan cihazlardır hı. bizim cihazlarımız ise direkt yurt dışından ithal çok güçlü verimliliği çok yüksek cihazlardır Çok maliyetli değil mi bu cihazlar? Yani e, cihazına göre değişiyor hmm. maliyeti. Peki az önce e, estetisyenlerden bahsettiniz. Peki burada çalışacak e, elemanlarınızı ya da hocaları, estetisyenleri e, nasıl seçiyorsunuz? Neye istinaden seçiyorsunuz yani uzmanlıklarına göre mi? Şimdi şöyle söyleyeyim ee, öncelikle benim çok güzel bir ekibim var hem spor testlerinde hem de güzellik merkezinde hı hı. merkezlerinde daha doğrusu ee, kendilerine buradan minnettarlığımı bildirmek istiyorum ve çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Şimdi bütün bu ekip içerisinde yani yeni bir mesela işte antrenör alacağımız zaman ya da yeni bir estetisyen alacağımız ama tabii ki belli filtrelerimizden geçiyor. Bu arada benim ustalık ve usta öğreticilik belgem var estetisyenlik konusunda. Hı hı. Bir filtreden geçiriyoruz. Çünkü bu filtre sadece yani şey değil estetisyenliği ne kadar bilmesiyle de alakası yok. Sadece onunla alakası yok. Ayrıca işte danışanlarla nasıl konuşulur? Danışanlara nasıl yaklaşımlarda bulunur? Yani bu Hizmet kalitesini belirleyen sadece işte orada verdiğimiz e, işlem hizmeti değil. Aynı zamanda biz nasıl yaklaşıyoruz insanlara? işte güler yüzle yaklaşmak veya da e, insanların çok farklı farklı e, sorunları olabiliyor, problemleri olabiliyor vücutlarıyla hmm. alakalı. Ya da spor tesislerimizde e, gelmek istediği noktalar oluyor. Mesela yüzme derslerini almak isteyen kişi hiç yüzme bilmeyen kişiler oluyor. İşte bunlara karşı yaklaşımlarda korkularını, sorularını en iyi şekilde cevaplayacak, sabırla cevaplayacak. Ve bu işlemleri de çünkü bazı işlemler uzun vadeli. Yani böyle hemen geldim bir haftada oldu bitti diye bir şey yok. Mesela bölge incelme bazen bir buçuk ayda sürebiliyor, bazen dört ayda sürebiliyor. Tabii. İşte bu zamanı yönetebilecek, işini en iyi şekilde en Kaliteli şekilde yapabilecek, bu zamanı yönetebilecek ee, ve sabırla ve her defasında e, aynı kaliteyle, aynı istekle yapabilecek insanları seçiyorsun. Harika. Peki e, senin e, o tesiste masaj da gördüm. Ayrıca evet. hani <laughs> zayıflamanın e, ve diğer hani, sporun dışında <laughs> masaj da var. Şimdi benim masaj hizmeti de var. Evet, yani. testlerinde masaj hizmeti de var. Burada e, şimdilik şu anda sadece çok o, o yani işimizin o bölümünde çok fazla bir e, kalabalık bir ekibe sahip değiliz Hı -hı. maalesef. Onun için Sa bir fizyoterapist de tabii gerekir. Tabii fizyoterapistimiz var. Ama şu anda sadece kadınlara hizmet veriyoruz ve bayağı da bir talep görüyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, e, özellikle son dönemlerde Türkiye'mizde insanlar çok bilinçlendi. Yani spor öncesi evet. davranışlar değil mi? Sen de bir profesyonel sporcu olarak bilirsin. Spor öncesi davranışlar nasıl olmalı? Spor esnasındaki davranışlar nasıl olmalı? Spor sonrası yapılması gerekenler neler olmalı konusunda insanlarımızın gerçekten çok geniş bir bilgiye sahipler. Yani... Biraz önce hani bir profil verdim ya, bölgesel incelmeyle alakalı işte pilates var. Pilates de bayağı ciddi bir spor. Tabii. Plates ve bölgesel incelmeden sonra bizden mesela masaj isteyen çok değerli misafirlerimiz oluyor. Biz de elimizden gelin en iyisini yapıyoruz kendilerine. Çok güzel yani hepsinin bir arada olması çok güzel. Peki buraya gelen danışanlar başka hangi hizmetlerden yararlanabilecekler? Şimdi e, eklemek istediğimiz bizim e, bazı hizmetler e, olacak bu tesislerde. Mesela hani güzellik adına bölgesel incelmenin yanı sıra lazer epilasyon dedik. İşte e, cilt bakımı var cilt çok bakımı. ciddi. Tabii biz mesela e, bir cilt e, analizi cihazı e, siparişini verdik. Şu anda e, gümrükte. Yani ...gümrükten almayı bekliyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde alacağız inşallah. Hı hı. Ee, özellikle cilt bakımı... ...yaptırmak isteyen e, danışanlarımızı... ...önce cilt analizini... ...yapacağız ki 360 derece... ...yani şöyle söyleyeyim... ...böyle bir alet ki başınızı koyuyorsunuz... ...bilgisayara e, yüzünüzdeki... E, ...her yerin farklı farklı... ...yerlerde, yerlerde kemiğe kadar olan... E, ...durumunu... Dokuyor, ...dokuyu dokuyu e, size gösteriyor. ediyor. Analiz ediyor. Evet ve gösteriyor. Ve... Ee, sizin ne hangi tür cilt bakımına ihtiyacınız olduğunu direkt orada görebiliyorsunuz. Şimdi özellikle biz onun üzerinde duruyoruz çünkü cilt bakımı da çok ciddi bir e, mesele Tabii ki. ve çok rağbet gören hani kadınlarımızın, erkeklerimizin de keza çok rağbet gösterdiği bir alan. Peki cilt bakımının yanı sıra işte e, işte kirpik lifting, işte tırnak vesaire işte tırnak tasarımı onlar da mevcut mu? Onlar mı? mevcut. Şu anda var. Manikür pedikür. Tabii manikür pedikür tırnak. Yani A'dan Z'ye aslında güzel merkezinde olması gereken her şey. Tabii tabii. tabii, tabii. Şey. Hemen hemen yapmadığımız işlem yok. ekiplerimizde <laughs> ekiplerimiz de bu konuda çok iyiler. Yani e, ve danışanlarımızdan da gerçekten e, çok Pozitif geri dönüşler alıyoruz. Zaten ekip çok güzel yani ben onu bizzat e, <laughs> bildiğim de gördün. için. E, peki e, başka şehirlerde açmayı düşünüyor musun? Hani şubelerden bahsettik. Hani evet. İstanbul dışında başka şuben olacak mı dedik ama yurt dışında ya da e, Türkiye genelinde başka şehirlere de Franchise vermek ya da e, şu anda onu başka düşünmüyorum bir yerde açmak Ece. Musun? Şu anda Ece onu düşünmüyorum. Yani kafamda belirlediğim belli bir rakam e, dedim ya şube. Yani bu onu geçmez. Yani benim zihniyetimde şöyle vardır. E, daha az sayıda, belki butik e, şekilde, <laughs> ama hizmetin e, kalitesini hiçbir zaman düşürmeden ve her daim yükselterek e, Hı -hı. yapmak var. Çünkü franchise verdiğiniz zaman o iş biraz daha hani sıkıntıya girebiliyor. Çünkü e, ilgilen zaten ilgilenemezseniz, evet, takip etmek çok zor. Takip edemezsiniz. Yani Hı -hı. mesela burada herhangi bir şehirde açtığınız franchise'daki insanların oradaki danışanlara nasıl davrandığını işte oradaki danışanların eğer kötü bir e, deneyimle oradan ayrıldılarsa Tabii. Bunlara da ulaşamıyorsunuz. Ben de kontrol etmediğim bir şeyi e, yapmak istemem açıkçası. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, çok büyük bir zevkti. hayırlı uğurlu olsun efendim. Yeni tesisiniz diyeceğim <laughs> yani. Çok teşekkürler. E, seni ayrıca konuk etmek de çok keyifliydi. Evet Beyaz TV ekranlarında Sözlendi programının sona gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta aynı saatte yine biz buradayız efendim. Cumartesi saat 13'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ece çok teşekkür ederim ve buradan tüm izleyicilerimize önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın.